Selamlar herkese arkadaşlarım. Bu videoyu içeride bebeğim uyurken çekiyorum. O yüzden çok fazla bağıramıyorum ama videoyu editlerken ses ayarlarında biraz sesimi yükseltmeye çalışacağım inşallah. Siz de rahatlıkla dinleyebilir ve anlayabilirsiniz. Bu videoyu açma nedenim bana en çok gelen soruyu yanıtlamak için bu videoyu açıyorum. Ben kendim 4 yıllık İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Yani lisans mezunuyum. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden. 2013 senesinde mezun oldum. Fakat ben bu video serisine başladığımda tabii ki açık öğretim ilahiyatlılardan da çok fazla soru geldiği için ben açık öğretim ilahiyatlılarla ilgili de video çekmiştim ve sanıyorum en çok izlenen videom açık öğretim ilahiyat fakültesinin yapabileceği meslekler videosuydu. Ve ben bu videoyu 2021 senesinde çekmiştim. 2021 senesinde çektiğimde 2 yıllık ilahiyat ön lisans mezunları hanım arkadaşlarımız da Kur'an kursu öğreticisi olabiliyordu ve ben videomda 2 yıllık ilahiyat ön lisans mezunu Kur'an kursu öğreticisi olabilir demiştim. Fakat daha sonrasında sanırım 2022 senesinde ben bir yorum aldım. Artık 2 yıllık ilahiyat ön lisans mezunu arkadaşlar Kur'an kursu öğreticisi olamıyor diye bir yorum almıştım. Bu yorumdan sonra yeni videolar çektiğimde zaten 2 yıllık ilahiyat ön lisans fakültesi mezunları Kur'an kursu öğreticisi olamıyormuş diye de belirtmiştim. Ama daha sonrasında hayır ben 2 yıllık mezunum ama Kur'an kursu öğreticisiyim diye yorum alınca bu arada kızım uyandı. Evet devam ediyorum. Gelen yorumlar üzerine kafam çok karışıyordu. İnternette de net bir bilgi bulamıyordum ama en son artık bu sene atanan, Kur'an kursu öğreticisi olarak atanan arkadaşımdan yardım istedim. Arkadaşım da benim 9 Eylül İlahiyat Fakültesinden, benim üniversitemden mezun, 4 yıllık lisans mezunu ve bu sene Kur'an kursu öğreticisi olarak atandı. Hem de 4-6 yaş grubuna. Ve o arkadaşıma sordum. Dedim ki 2 yıllık ön lisans mezunları Kur'an kursu öğreticisi olarak atanabiliyorlar mı? Sizin aranızda var mı şu an yeni atananlar arasında diye sordum. Ve o da dedi ki hayır 2 yıllık ön lisans ilahiyat fakültesi mezunları Kur'an kursu öğreticisi olarak atanamıyor dedi. Ben dedim ki lütfen ne olursun bunun bir kanıtını bul bana ve bu kanıtla artık insanlara yanıt vereyim. Çünkü insanlar da ikilemde kalıyorlar. Belki Kur'an kursu öğreticisi olma hayaliyle ön lisansa başlıyorlar. Fakat arkadaşlar kesin kes artık kanıt da elimizde. Kanıtı şuraya bırakacağım. Ekran görüntüsünü. Benim de elimde yine var. Evet arkadaşlar 2022 yılı Diyanet Akademisi adayı, din görevlisi, Kur'an kursu öğreticisi, İmam Hatip ve müezzin kayyımlık alımı sınavına çağrılan son aday bilgileri diye bir belge yayınlamış Diyanet ve bu 2022 yılından yayınladı. Aslında yani 2022 yılından beri almıyor gerçekten 2 yıllık mezunlarını. Hemen size söylüyorum. 4B İH yazan, şu an yine burada görmeye devam edeceksiniz. İmam Hatip demek. Evet, İmam Hatipler'de almış. İmam Hatip ama sadece erkekleri alıyor biliyorsunuz. Yine en alta gidelim. 4B MK yazan, 4B müezzin kayyımlık. Müezzin kayyımlık da yine sadece erkekleri alıyor. Evet arkadaşlar, kadınları aldığı tek yer şu gördüğünüz ekran görüntüsünde 4B KKÖ yani Kur'an kursu öğreticisi. Kadınlar sadece bu tabloda 4B KKÖ yani Kur'an kursu öğreticiliğine girebiliyor. Ve bakın orada da gördüğünüz gibi iki satır var. Bu iki satırda da İlahiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi artı hafız var. Yani ön lisans gördüğünüz gibi yazmıyor. Ve arkadaşlar artık eminiz ki 4 2 yıllık ön lisans mezunları Kur'an kursu öğreticisi olamıyorlar. Bu da en büyük kanıtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah artık sorularınıza cevap olmuştur. 2 yıllık ön lisans okuyanlar da DGS yani dikey geçiş sınavına girerek 4 yıla tamamlayacaklar. Bu 4 yıla tamamlama şekilleri ister örgün okula gidip gelerek, ister ilitam yani uzaktan ilahiyat denilen sistemle derslere canlı yayın bağlanarak ama sınavlara kazandığı okula giderek 4 yıla tamamlayabilir. Yine çok gelen sorulardan biri 4 yıla tamamlarken de formasyon alacak mıyız? Evet, o fakültenin derslerine tabi olacağınız için o fakültede verilen eğitim bilimleri derslerine yani formasyona da tabi olacaksınız ve formasyonu da alabileceksiniz. Zaten formasyonu aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na din kültür öğretmeni olarak da atanabilirsiniz. İsterseniz Diyanet İşleri'ne Kur'an kursu öğreticisi olarak atanabilirsiniz. İsterseniz Milli Eğitim'e atanmış din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni ya da İmam Hatipler'de meslek dersi öğretmeni olarak atanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.